Biz ailede 3 kuşaktır fındık tarımı ile ilgileniyoruz ve fındık ticareti ile ilgileniyorduk. Kadınların bu kadar bu tarım ürününde el emeği varken neden yönetici olamıyorlar? Neden söz sahibi olamıyorlar? Biz bu konuda fındıkla ilgili söz sahibi olmak istiyoruz. Kadın olarak dedik. Yerimizi edinmek istiyoruz. Ve marka yapmaya karar verdik. Yaklaşık 9 yıl önce Fındık Ocağı markasını 4 kız kardeş bir araya gelerek kurduk. Neden fındığın en iyi yetiştiği topraklarda çikolatayı burada birleştirmiyoruz dedik. Biliyorsunuz yurt dışında aslında birleşip bize geliyordu. Biz dedik ki bunu bu topraklarda yapalım, biz oraya satalım. Buranın temeli para kazanmak değil. Birçok kadının burada bunu yapabildiğini göstermek amaçlı kurulmuş. Bizim de bundan sonra da sürdürülebilir kılmamız için bunun farklı bir yöntemi işte katma değere dönüştürerek sağlamak zorundayız. O da bize bir miras. Ya bu coğrafyada kadınlar çok çalışıyor, güçlüler. Her duruma, her türlü değişkenliğe hazırlıklılar. Kadınlarla birlikte yaptığım her işte, her onlara dokunduğum bir eylemde daha mutlu olduğumu, daha keyifli olduğumu, o işin bana daha yararlı olduğunu fark ettim. 9 senenin sonunda ben Samsun'dan bu tarafa birçok kadının kendi evinin üstünde, evinin altında böyle küçük kırma, kavurma tesisleri açtığını gördüm. Hepsi bir şekilde bunun yapılabilirdiğine inanmış ve bunu yapmaya başlamış. Bizim için en büyük data bu. Şunun çok farkına vardılar. Bu ürün çok kıymetli, pakete koyduğumda daha da kıymeti artıyor ve ben bunu satabilirim. Bu kız yapmışsa veya bunlar yapmışsa biz de yapabiliriz. Her gün problemle uyanıyoruz, her gün sıkıntı var çünkü üretim bu demek. Ama böyle şeyler sizi kamçılıyor ve siz daha ileri taşımak için yıldız gibi oluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlarımız hakkındaki, Türk kadınları hakkındaki sözlerine baktığımızda ne kadar öngörülü olduğunu çok net görüyoruz. Onun ışığında yürüyoruz hakikaten. Türk kadının girişimci olma konusunda doğuştan bir yeteneği var. İnanıyorsa o işin neticesinde varacağı noktaya gerisi teferruat oluyor.